Şimdi devam edelim ve bir cismin üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Kuvvet diyagramlarını gösterelim. Zeminde durmakta olan bir çamaşır makinamız var. Çamaşır makinasının üzerindeki bütün kuvvetleri göstermek istiyoruz. Zeminle ilgilenmiyoruz. Çamaşır makinası üzerindeki kuvvetleri göstereceğim. Çamaşır makinasının bir ağırlığı var. Dolayısıyla çamaşır makinasını etki eden aşağı doğru bir yer çekimi kuvveti olacak. Çamaşır makinası zemin üzerinde durduğu için zemin de çamaşır makinasından yukarıya doğru bir kuvvet uygulayacak. Bu iki kuvvet birbirine eşit olduğu zaman da çamaşır makinası dengede olacak. Bu iki kuvvette çamaşır makinasının üzerinde buna dikkat edelim. Zeminin üzerindeki kuvvetlerle ilgilenmedim. Sadece çamaşır makinasının üzerinde kuvvetlerle ilgilendim. Yine benzer bir şekilde devam edeceğim. Arabanın üzerindeki e, kuvvetleri göstermek istiyorum. Araba zemini iki noktadan temas ettiği için onları şöyle ayrı ayrı göstereyim. Zeminin arabaya uyguladığı kuvvetler şöyle tekerleklerden yukarıya doğru olacak. Bu arabanın bir ağırlığı da olacağı için arabanın ağırlığını da şöyle aşağıya doğru gösterebilirim. Arabanın üzerinde sadece bu üç kuvvetten bahsediyorum. Şimdi bir çubuğun üzerindeki bütün kuvvetleri gösterelim. Şimdi çubuğun üzerinde çubuğa şöyle bir ip bağlı. Bu ipte bir gerilme olduğunu düşünürsem bu gerilmeden kaynaklı şöyle bir kuvvetim olacak. Çubuğun bir ağırlığı olsun. Şöyle ortalardan bir yerden çizelim. Bu da çubuğun ağırlığı. Çubuk desteğe temas ediyor. Dolayısıyla çubuğun üzerinde bir de şöyle bir kuvvet olacak. Bu üç kuvvetten başka bir kuvvet yok çubuğun üzerinde. Mesela bazen kafaya şu takılıyor. Hocam ya alttaki zemin de çubuğa bir etki etmiyor mu? Burada bir destek var. Alttaki zeminin çubuğa bir e, etkisi var ama bu zaten destek aracılığıyla iletiliyor. Yani ben burada destekle ilgileneceğim. Ha ben diyelim ki merak ettim. Desteğin üzerindeki kuvvetleri göstermek istiyorum şurada. O apayrı bir mesele. Gelelim desteğin üzerindeki kuvvetlere. Üzerinde bir çubuk var. Üzerindeki çubuk bu desteği nereye doğru itiyor? Aşağı doğru itiyor. Destek zemine dokunuyor. Zemin desteği nereye doğru itiyor? Yukarıya doğru itiyor. O daire bir kuvvet. E bir de zim, şeyin desteğin kendi ağırlığı var. O da aşağı doğru. Demek ki o desteğin üzerinde 3 tane kuvvet var. Ben çubukla ilgileniyorsam çubuğu göstereceğim sadece. Gelelim makara sistemi de bulunan çubuğun üzerindeki kuvvetleri göstereyim sadece. Benden başka bir şey istememiş. İlk olarak zaten şurada gördüğüm bir ip gerilmesi var. İp gerilmesi ipin doğrultusu boyunca olacak. Şurada da bir ip gerilmesi var. Bunların büyüklükleri ne kadar onun hesabına girmiyorum. çubuğun bir ağırlığı var. Çubuğun ağırlığı şöyle aşağı doğru. Bir de şurada Çubuk buraya menteşelendiği için burada bir kuvvet var. Ben bu kuvvetin şu anda menteşe, yani menteşe her yönde kuvvet uygulayabilir. Yani şöyle düşünün: elinizde şu bir menteşe olsun, şu da çubuğun bağlantı noktası olsun. Şimdi siz çubuğu böyle çekersiniz, menteşe sizi diğer yönde çekecek. Yukarı aşağı doğru çekerseniz ters yönde, çapraz bir yönde çekerseniz ters yönde. Yani dolayısıyla hani çok farklı yönlerde kuvvet uygulayabilir. Şurada bilmediğim bir kuvvet var. O kuvveti de şöyle herhangi bir yönde göstereyim şimdilik. Şimdi daha sonra bunlarla ilgili sorular çözeceğiz ama ilk etapta kuvvetlerin yönlerini, kuvvetleri göstermek çok önemli. Şimdi kürenin üzerinde kaç tane kuvvet var bu kürene? Şimdi inceleyelim. Bir kere bir ip temas ediyor. İpin temasından kaynaklanan şöyle bir kuvvet var. İp kendisine doğru çekiyor. Bunun bir ağırlığı var. Ağırlığından kaynaklı şöyle bir kuvvet var. Şurada zeminin bir tepki kuvveti var. Bir de şöyle söyleyebiliriz. Bu üç kuvvet dışında bu küreye etki eden bir kuvvet şu anda ben göremiyorum. Daha sonra sıvıların kaldırma kuvvetine vesaire de geleceğiz. Zaten bu konunun bu kadar önemli olmasının sebebi bu. Birçok konuyla ilintili. Şimdi bakalım. Ben suda yüzen bir cismin üzerindeki kuvvetleri gösterebiliyor olmam lazım. Bu kuvvetler neler olabilir? Bir tanesi şöyle bir kere bu e, cismin bir ağırlığı var. Sonra bu cismin üzerinde bir şey gösterilmiş. İp gerilmesi gösterilmiş. İp gerilmesi cisim ipe bağlı olduğu için tabii ki ip yönünde aşağı doğru olacak. Bir de kaldırma kuvveti etki ediyor. Tabii şüphesiz kaldırma kuvveti her zaman yukarıya doğru yani kütle çekim alanının ötesine doğru olacak kaldırma kuvveti zaten adını da buradan alıyor. Alttaki ve üstteki ve alttaki mıknatıs üzerindeki bütün kuvvetleri göstermemi istemiş. Önce şu üstteki mıknatıstan, mıknatıstan başlayayım. Üstteki mıknatıs üzerinde bir ip var. Bu ipin yarattığı şöyle bir gerilme var. Mıknatısın aşağı doğru bir ağırlığından bahsedebilirim. Bir de e, bu mıknatısların zıt kutupları birbirine baktığı için aralarında bir çekim kuvveti olacak. O çekim kuvvetini de şöyle aşağı doğru gösterebilirim. İp gerilmesi, ağırlığı ve mıknatıslar arasındaki çekim kuvveti yani üstteki mıknatıs üzerinde bu üç kuvvet var. Alttakine gelelim. Alttaki için ip gerilmesi aşağı doğru. Şöyle ağırlığını da arada maviyle göstereyim. Ağırlığı da aşağı doğru Aralarındaki manyetik kuvvet bu sefer bunda yukarıya doğru etki edecek. Bu cismin üzerinde de bu üç kuvvetten bahsedebiliyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar kişisel kuvvetlerin dengesi. Yani dengenin koşulları bir cisim ne zaman dengede kalır? Az önce cisimler üzerindeki kuvvetleri gösterdik. Eğer bir cismin üzerinde gösterdiğimiz kuvvetler işte kuvvetlerden bir tanesi bu olsun. Bir diğeri de bu olsun. Bir diğeri de bu olsun. Eğer üzerinde cismin üzerinde gösterdiğimiz şöyle bütün kuvvetler bu işte F1, F2, F3 diye devam etsin. Ne kadar kuvvetimiz varsa yani şöyle toplam sembolüyle gösterelim. Bütün vektörleri şöyle i üzerinden toplamını aldığım zaman eğer sıfıra eşitse yani bütün vektörleri ucuca eklediğimde genel toplamını aldığımda sonuç sıfırsa sistem dengededir kesişen kuvvetler için. Peki kuvvetler kesişmiyorsa ne olur? Bir ona bakalım. Şöyle bir şey yapalım mesela. Bir tane şuraya bir şey çizeyim ben. Ee, şöyle bir çubuk çizeyim. Şöyle bir çubuğum olsun. Ben bu çubuğun üzerinde şöyle bir takım kuvvetler uygulayayım. Bir tanesi böyle olsun. Yine aynı büyüklükte bir tanesi de böyle olsun. Şimdi bu kuvvet aşağı doğru F kadar. Şöyle F kadar. Bu kuvvet de yukarıya doğru F kadar. Şimdi bu iki kuvvetin toplamları sıfır. Dolayısıyla bu sistem üzerinde net kuvvet sıfır. Ama bu benim daha sonra detaylı olarak tork konusuna göreceğim. Denge konusu için yeterli değil. Çünkü bu çubuk etki eden kuvvetlerin etkisinde dönmeye başlayacak. Dolayısıyla kesişen kuvvetler dememin sebebi bu. Ben bu kuvvetler istiyorum ki bu cisimler üzerinde kesişsin. Bu da şöyle bir F kuvveti olsun ki şu iki kuvvet birbirine hem dengelesin hem de kesiştiği için olası bir dönme durumuna sebebiyet vermesin. Devam edelim. Vektörler konusunda görmüştük. Mesela bir cismimiz var. Cismin üzerinde F1, F2, F3 kuvvetleri var. Cismin denge durumu için ne söylenebilir diye soruyor bana. Ucuca ekleme yöntemiyle cismin üzerindeki net kuvveti bir bulayım. F1, F1'in ucuna şöyle F3'ü ekleyeyim. F3'ün de ucuna F2'yi eklersem tekrar orijine geri döndüğüne göre demek ki bileşke kuvvet sıfır. Cismin üzerinde bileşke kuvvet sıfır olduğuna göre bu cisim dengede kalacak herhangi bir yani duruyorsa durmaya devam edecek. Bizim için zaten denge konusunda cisimler duruyor. Durmaya devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz. Dolayısıyla bu cisim dengede. Şimdi tek boyutta dengeye bir bakalım. Tek boyutta dengeyi nasıl yorumlayabiliriz? Elimizde 80 Newton ağırlıklı bir cisim var. Ee, i̇ple birlikte bir ip bağlanmış. İpte de 20 Newton gerilme var. Cisim dengede. Ben şimdi cismin üzerindeki kuvvetleri şurada bir göstermek istiyorum. Şöyle Newton'un getirdiği şeylerden bir tanesi bu. Newton'un prensiplerinden. Ben bu cismi noktasal bir cisim gibi düşünüp üzerindeki kuvvetleri tek tek gösterebilirim şu anda. Öyle yapayım. Şimdi ip gerilmem var. İp gerilmesi bu cismin üzerinde yukarıya doğru. Onu şöyle gösterelim. Bu bizim ip gerilmemiz. Hatta yazalım yanına da 20 Newton. Bu cismin bir ağırlığı var. 80 Newton olarak verilmiş. Onu da şöyle yanına yazalım. 80 Newton bu cismin ağırlığı. Şimdi 20 Newton, 80 Newton bu cisim dengede kalamaz. Bu cismi dengede tutan şey bir de ne? Zeminin bu cisme uyguladığı ve yönü de belli zaten yukarıya doğru olmak zorunda. Yukarıya doğru uyguladığı bir tepki kuvveti var. Onu da gösterelim. Zeminin cisme uyguladığı tepki kuvveti yukarıya doğru olacak. Peki büyüklüğü ne kadar olacak? Hemen görüyorum. Bu 20 Newton, bu 80 Newton olduğuna göre dengenin sağlanabilmesi için zeminin cisme uygulayacağı kuvvet 60 Newton olacak. Peki cismin zemine uyguladığı kuvvet ne olacak? O da 60 Newton ama bu sefer aşağı doğru olacak. Etki tepki çiftinden kaynaklı. Cismin zemine uyguladığı kuvvet aşağı doğrudur ve 60 Newton'dur. Doğru. Zeminin cisme uyguladığı kuvvetin büyüklüğü cismin ağırlığı kadardır. Bu zeminin cisme uyguladığı kuvvet bu ağırlığı bunlar birbirine eşit değil. Her zaman eşit olmak zorunda da değil. Bu örnekte gördüğümüz gibi. Ama ilk başta gördüğümüz o çamaşır makinesi için öyle değil mi? Mesela çamaşır makinesinin ağırlığı 1000 Nm ise zeminin uygulayacağı tepki kuvveti de 1000 Nm olacak ki çamaşır makinesi dengede kalsın. İp gerilmesi azalırsa, ip gerilmesinden kastı T, cisim üzerindeki net kuvvet değişir demiş. Şimdi ip gerilmesini azaltalım. 20 Nm değil de 10 Nm yapalım. İp gerilmesini ben 10 Nm yaparsam bu cisim zeminde batmayacağına göre, zeminde durmaya devam edeceğine göre dengede kalması lazım. Bu durumda tepki kuvveti, zeminin tepki kuvvetinin değişmesi lazım 70 newton. Neden? Ben şunu 20'den 10'a değiştirdim de cismin ağırlığı değişmiyor. Denge koşulu tekrar sağlandığına göre değişmesi gereken şey ne burada? Zeminin uyguladığı tepki kuvveti. Bu durumda cismin üzerinde gene net kuvvet sıfır olmuş oluyor. Dolayısıyla bu öncül yanlış. Oldukça bazen yanıltıcı olabiliyor. Bu gibi ifadeler, özellikle deneme vesaire çözerken hızlı olmaya çalıştığımızda bu gibi kavramlar karışabiliyor. Son yıllarda da ÖSYM bunun üzerinde çok durmaya başladı. Şimdi 2 kilogramlık 4 kilogramlık cisimler verilmiş. Yer çekimimizi de bana G olarak verildiği için ben bir cismin şurada bir ağırlığını hesaplayayım. Ağırlık dediğim şey bir cismin ağırlığı şöyle G diyelim. M G kadar olacak. Mesela 2 kilogramlık bir cismin ağırlığını bulmak istersem 2 kilogram. G yer çekimi ivmesi 10 metre bölü saniye kare yazacağım. Kilogram metre bölü saniye kare Newton'la aynı birim olacak. Dinamik konusunda vesaire bunları tabii ki daha detaylı göreceğiz. 20 Newton olacak bunlarda. Yani şu cismin ağırlığı 20 Newton. Bu cismin ağırlığı da 40 Newton olacak. Şimdi hesaplama yapalım. Benden T1 ip gerilmesi isteniyor. T2 ip gerilmesi de 60 Newton verilmiş. Arada da şöyle bilmediğim bir ip var. Ben şimdi bu cismin üzerindeki, şu alttaki cismin üzerindeki kuvvetleri bir göstermek istiyorum. İp gerilmesi var aşağı doğru. Şöyle diyelim. Bu 60 N. Bu cismin ağırlığı var aşağı doğru. O da şöyle 40 N olarak gösterilmiş. Bu cismi dengede tutan kuvvet ne olabilir? Tabii ki şurada bilmediğimiz bir T ip gerilmesi. Onu şöyle yeşil kalemimle göstereyim. T ip gerilmesi. Demek ki bu T ip gerilmesi de ne kadar şuraya yazacak olursam bu cismi şu cismi dengede tutan T ip gerilmesi olduğuna göre 100 N. Bu oldukça önemli. Bunu buldum. 100 Newton. Şimdi gelelim bu cismin üzerinde. Ayrı ayrı bakıyorum. Bu cismin üzerindeki kuvvetleri göstereyim. Şimdi bu cismin bir ağırlığı var. Şöyle yapalım. Aşağı doğru. Pardon. Aşağı doğru 20 Newton. Aşağı doğru bir ip çekiyor bu cismi. Onu yeşille göstermiştik. Yeşille gösterelim. O da ne kadar? 100 Newton. Yani hepsi cismin üzerinde aynı noktaya etki ediyormuş gibi düşünebilirim. Hani karışıklık olmasın diye yanına çiziyorum. Bunlar yoksa birbirine paralel kuvvetler değil. Kesişen kuvvetler ama üst üste çizdiğimde karışacağı için yanına çiziyorum. Kafa karışıklığı olmasın. Ağırlığını çizdim 20 Newton. Aşağıdaki ip gerilmesi. İp gerilmesi bu cismi aşağı doğru çekiyor. Onu gösterdim 100 Newton. Bir de T1 ip gerilmesi var. T1 ip gerilmesi de tabii ki şöyle yukarıya doğru olacak bu cismin üzerinde dolayısıyla T1 ip gerilmesi de burada 20 ile 100'ü toplayacak olursam dengeleyebilmesi için 120 Newton olacak sorunun cevabı. Devam edelim. Gene benzer tarzda hesaplar yapacağım bir soru gelmiş bana. Ben gene uzun uzun cismin üzerindeki bütün kuvvetleri göstereceğim arkadaşlar. Burada başlangıçta böyle yapacağız, sonra hızlanacağız göreceksiniz. Yani her seferinde böyle yazmayacağız ama Kavramların çok net oturabilmesi adına şu anda tek tek yazmamız son derece önemli. Burada o konuda sabır, sabırlı olmak gerekiyor. Şimdi hemen şöyle bir şey yapalım. Üstteki cismin üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Şimdi bir T1 ip gerilmesi var, şey T ip gerilmesi var, o 40 newton. 5 kilogramlık cismin üzerindeki kuvvetleri gösteriyorum. Şöyle söyleyeyim. Yer çekimmesi 10 olduğuna göre bunun ağırlığı 50 newton, bunun ağırlığı da 80 newton. Bunlar şöyle burada dursun. Şimdi 5 kilogramlık cismin ağırlığı olacak. Onu gösterelim. 5 kilogramlık cismin ağırlığı da ne kadar olacak? Tabii ki 50 Newton. Onu söylemiştik. Şimdi bu cisim bu şekilde dengede kalamaz. Demek, demek ki 8 kilogramlık cisim bu cisme yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyor. Tepki kuvveti uyguluyor. O tepki kuvvetini de göstermek istersem şöyle. Bu da dengeyi sağlayabilmek için ne kadar olmalı? 10 Newton olmalı. Şimdi gelelim 8 kilogramlık cismin üzerindeki kuvvetleri gösterin. Şimdi 8 kilogramlık cisim 5, kilo, 5 kilogramlık cismi 10 Newton'un yukarı yetiyorsa 5 de 8'i aşağıya 10 Newton'la itecek etki tepki gereği. 8 kilogramlık cismin üzerindeki kuvvetleri gösteriyorum. Şöyle yazayım. Bu da 8 kilogramlık cisim. bu etki tepkiden kaynaklı 10 Newton şöyle aşağı doğru var. ne var başka? Cismin ağırlığı var. Cismin ağırlığını gösterelim. 80 Newton ağırlığında bir cisim. Şöyle bu da cismin ağırlığı. Zeminin tepkisi de olursa bu cisim dengede kalabilir. Zeminin tepkisini de şöyle yukarıya doğru gösterelim. Bu 10 Newton bu 80 Newton olduğuna göre zeminin tepkisi de ne kadar olacak? 90 Newton kadar olacak ki 8 kilogramlık cisim dengede kalsın. Şimdi 5 kilogramlık cisim 8 kilogramlık cisme 10 Newton kuvvet uygular. Diğeri de 10-10 kuvvet uygular. Doğru. 8 kilogramlık cisim zemine 90 Newton kadar kuvvet uygular zemin 8 kilogramlık cisme yukarıya doğru 90 Newton uyguladığına göre bu de zemine aşağı doğru 90 Newtonluk bir kuvvet uygulayacak. Dolayısıyla bu doğru. İp gerilmesi artarsa zemini etki eden kuvvet azalır demiş. Şimdi ben soruyu şöyle biraz daha farklı düşünmek istiyorum. Dedim ya hızlanacağız diye. Biraz böyle yavaş yavaş hızlanalım. Şimdi benim burada elimde 50 Newton, 80 Newton toplamda 130 Newtonluk bir Cismim var. Toplam ağırlığım ne kadar? 130 newton. Hemen şöyle göstereyim onu. Pardon. Şöyle. Toplam bunu bir sistem gibi düşünüyorum. Benim sistemin ağırlığı 130 newton. Peki, bu sistem aynı zamanda yukarıya doğru da çekiliyor mu ip tarafından? Onu da göstereyim. Şu da ip gerilmesi. Biraz uzun oldu. İp gerilmesi 40 newton olduğu için şöyle biraz e, ölçekli gösteremiyoruz tabii ama gene de. Aşağı yukarı. Büyüğü büyük, küçüğü küçük gösterelim kafamız karışmaması için. Şimdi bu sistem bu haliyle dengede kalamaz. Zeminden bir tepki kuvveti olması gerekiyor. Zaten onu da bulmuştuk. 90 Newton. Bu sisteme etki eden, e, zeminden etki eden tepki kuvveti tabii ki o 8 kilogramlık cisme etki eden kuvvet. 5 kilogramlığın, yani bundan haberi yok. Ona 8 tarafından iletiliyor bu kuvvet. Dolayısıyla... 8 ile 8 kilogramlık cisimle zemin arasındaki o 90 Newtonluk yukarı doğru olan kuvvet benim aslında sistemim üzerinde olan zeminin tepki kuvveti. Şimdi onu göstereyim. Bu da şöyle yukarıya doğru olacak. Dolayısıyla bu da 90 Newton. Şimdi ben bunu neden yazdım? Aslında zemindeki tepki kuvvetini ben de oradan 40, 130, oradan 90 olduğunu seri bir şekilde söyleyebilirdim. Şimdi bana diyor ki ip gerilmesi artarsa ben önce sağda sonra solda ikisini birden hesaplamak yerine şunu söyleyebilirim. İp gerilmesi şu mu? 40 Newton artarsa 90 Newton ne olacak? Azalacak. Neden? Burası değişmiyor çünkü. İp gerilmesi artarsa zemini etki eden kuvvet azalır. Bu da doğru olacak. Cevabım 1, 2 ve 3 olacak.